Herkese merhaba. Bugünkü videoda disleksi hakkında biraz konuşalım. Çünkü bir önceki videoda disleksi olduğunu söylediğim için bana birkaç soru geldi. Bu videoyla hem soruya cevap vermek istiyorum hem de disleksi nedir? Bundan biraz bahsetmek istiyorum. Sadece bu konuya girmeden önce şuna değinmek istiyorum. Önemli. Ben bu konuda uzman değilim. Sadece ben bunu yaşayan birisiyim ve yaşadığım durumlarla ilgili birçok şeyin kendi hayatımda üstesinden gelmiş birisiyim. Yine kendimi anlatacağım. Ama eğer disleksiyle ilgili bir belirti görüyorsanız kendinizde ya da işte çocuğunuzda lütfen bunun uzmanından desteği alın. Ben burada bu videoda tam bir bilgi veremeyebilirim. Ee, sadece bunu yaşayan birisi olarak nelerle karşılaştım, nelerin üstesinden geldim, bu videoda bunu anlatmak istiyorum. Ee, Disseksi nedir? Disseksi bir öğrenme farklılığıdır. <laughs> Beynin işlevsel yapısında, öğrenme yapısındaki farklılıktır. Bazen bu internette e, öğrenme bozukluğu olarak geçiyor. Bazen öğrenme güçlüğü olarak geçiyor. Kimileri buna hastalık diyor. Böyle durum söz konusu değil. Bu bir hastalık değil. Bu sizin IQ'nuzun kapasitesiyle ilgili bir durum değil. E, bu bir öğrenme bozukluğu değil. Bozuk olan bir şey yok ortada. Sadece bu bir farklılıktır. Güçlük konusuna katılıyorum. Çünkü gerçekten öğrenmek güç oluyor bizim için. Zor oluyor bizim için. Hele de didaktik eğitim sistemin içerisindeyken ve birçok şey didaktik öğreniliyorken bu toplumda öğrenmek gerçekten fazlasıyla zor olabiliyor bizim için. Ama bunun altını çizmek istiyorum. Bu kesinlikle bir hastalık değil. Disleksi 3'e ayrılıyor. Yazıyla olan ilgili kısım, yazıyla olan zorluk, Disgrafi olarak geçiyor. Okumakla ilgili olan zorluk, farklılık, e, disleksi olarak geçiyor. Matematikle ilgili olan farklılık ve zorluk da e, diskalkülü olarak geçiyor. Bunların üçü aynı anda e, tek kişi de olabilir de sadece bir tanesinin belirtileri de olabilir. İkisi de olabilir. Yani bu değişiyor kişinin beyinsel yapısına göre, beynin işlev yapısına göre değişiyor. Ee, belirtileri neler? Okumakta problem yaşıyorsunuz, yaşayabilirsiniz. Ee, öğrenmekte problem yaşayabilirsiniz. Okurken heceleyebilirsiniz, kelimeleri atlayabilirsiniz, C bazen tam bir cümleyi dahi görmeyebilirsiniz. Kelimenin doğrusunu bilseniz de telaffuz etmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü bu sözel becerilerini çok fazla yansıyan bir durum. Ee, bazen işte kelimeyle nesneyi bir araya getirip o nesnenin adı nedir, o nesneyi söylemekte zorlanabilirsiniz. Aa, bu nasıl telaffuz ediliyordu ki Ol, olan durumlar oluyor. Tersten yazabilirsiniz. Ee, yazıları yazmada atlayabilirsiniz. Rakamlar tersten yazılabilir. İşte tersten okunabilir. Mesela 84'e 48 demek gibi. Ya da 38'e 83 demek gibi. Böyle problemler ve o kadar o beyin onu o kadar net bir şekilde diğer türlü görüyor ki siz onu gerçekten öyle oku, okuyorsunuz. Öyle bir problem yaşanabilir. Yüksek sesle okuduğunuz zaman heceleyebilirsiniz. E, sınavlarda, işte eğitim sisteminin içerisinde sınavlarda çok fazla zorlanabilirsiniz. Okuduğunuz soruları anlamayabilirsiniz. İşte paragrafın başında başlayıp sonunda çıkabilirsiniz ve sürekli bir sayfayı tekrar okuyabilirsiniz. Normal öğrenme durumu olan bir bireye göre çok çok düşük seviyede okuyabilirsiniz. Bunun gibi belirtileri var. Beden ve beyin koordinasyonuyla ilgili problem yaşanabilir. Sağ sön, sağ sön, sağ sol. <laughs> Bunun gibi problemler yaşayabilirsiniz. <laughs> Kelimeleri telaffuz etmekte zorluk. <laughs> sağ ve solu karıştırabilirsiniz. Ee, Dans etmekte zorluk yaşayabilirsiniz. Merdivenlerden inmekte bile zorluk yaşayabilirsiniz. Aslında birçok etkisi var. Birçok e, durum söz konusu. Ama bunların hepsi sizde olabilir de e, sadece birkaçı da olabilir. Bunu siz zaten hayatınızdaki yaşadığınız zorluklardan e, diseks olup olmadığınızı teyit edebilirsiniz sanırım. Ama dediğim gibi belirtiler varsa kendinizden ya da çocuğunuzdan böyle bir durumla ilgili şüphe ediyorsanız lütfen bununla ilgili bir uzmana başvurun. Ben bunu çok geç yaşta olduğunu öğrendim. Ve ben bunu öğrendiğimde ne gibi problemler yaşıyordum ve öğrendim. Ben gerçekten de öğrenmekte zorluk çektim. Okumakta zorluk çektim. Okurken o heceleme durumu çok zordu benim için. Çok çok yavaş okuyordum ve hala çok hızlı okuyamam mesela. Hani normal standarta göre çok düşük bir seviyede okurum. E, telaffuz etmekte zorlanıyorum. Kelimeleri birleştiriyorum telaffuz ederken. Bambaşka bir kelime ortaya çıkıyor. Aklıma kelimeler gelmiyor. Sözel beceri, becerilerimde takılabiliyorum. Dilimin dönmediği yerler olabiliyor. Çünkü beyin o kadar hızlı işlemeye başlıyor ki dil ona yetişemiyor. Ee, yazmakla ilgili bazen karışık olabilir yazınız. Bu durumu yaşıyorsanız, ama benim karışık değildi. Çok okunaklı yazım vardı. Ama kelimelerin nasıl yazılacağı ile ilgili problem yaşıyordum. Ve hala yani 33 yaşındayım hala birçok kelimeye nasıl yazıldığı ile ilgili arama motoruna açıp bakıyorum ya da sözlüğe açıyorum bakıyorum nasıl yazılıyor. Çünkü aradaki bir harfi atlayabiliyorum. Bir sesi atlayabiliyorum. Bu gibi problemler yaşayabiliyorum. Benim işte Beden koordinasyonumla ilgili de bazen problemler olabiliyor. Merdivenlerden inmekte gerçekten zorluk çekiyorum. Merdivenlerden indiğim zaman beynim birçok bir sonraki şeyleri görebiliyor. Zaten normal ve normalin üstünde çalışıyor beyin. IQ seviyesi de öyle oluyor. Beyin o kadar hızlı ilerliyor ki merdivenin bir sonraki basamaklarını görmüyorum. Zorluk çekiyorum ve düşüyorum. ya yani her defasında böyle oluyor. Hayatım boyunca bir iki kere olmadı mesela. Hala merdivenlerden inmekte problem yaşıyorum. Hele de son merdivene geldiğim takdirde bayağı böyle kitleniyorum. Duruyorum merdivende. E, ya yani beynim merdiveni algılasa da bedeni o anda hareket edemiyor mesela. Öyle problem yaşadığım oluyor. Ya da hep tarif ederken yolları soldan dön diyorum, sağı gösteriyorum. Ve her defasında bu böyle oluyor. ya yani bu, bu mesela üstesinden gelebildiğim bir durum olamadı. Çok dikkat ediyorum. Tamam şimdi sol diyeceğim. Sol demem gerekiyor. Sol demem gerekiyor. Böyle elimle hani solumu göstererek ama üçüncü tarifte çat diye başka bir şeyi tekrar söyleyebiliyorum. Ee, öğrenmemde mesela e, ne yaparsam yapayım? İngilizce ya da yabancı dil öğrenemedim. Bunun yöntemini bulamadım paket programları aldım özel dersler aldım işte eğitim kurumlarına gittim yurt dışına çıktım ama ben yabancı dil konuşamadım yani böyle bir şey yapamadım Çünkü ben Türkçe'de bile zorlanıyorum ki oyuncu olarak e, diksiyon telaffuz eğitimi aldım buna rağmen zorlanıyorum ama e, o yüzden yabancı dilin üstesinden gelemedim öğrenme konusunda. Olmadı. Ben bulamadım. Tabii <laughs> her disleksi aynı şeyi yaşamıyor. Disleksi olup da yabancı dili çok iyi konuşanlar da var. Ama onlar da başka bir problem olarak yaşıyor. Dediğim gibi bu özellikler aynı anda da olabilir. Farklılık da gösterebilir. Herkesin hayatında farklılık gösteriyor. Mesela sorula, gelen sorulardan bir tanesi... Örgün öğrenmede yapamadığını söylemişsin ama e, açıktan okumuşsun, dedi. E, evet açık öğretimden okudum ama ben açık öğretimde 2 yıllık ön lisansı 8 yılda okudum. Yani bence bu ne kadar zorlandığımı zaten gösteriyordur didaktik eğitim sistemi asla bize uygun değil. Bozukluk olarak söyleniyor ama bozuk değil bizim öğrenme biçimimiz. Sadece sistemin kendisi bize uygun değil. O sınav sistemleri bize uygun değil. O yüzden kendimizi o sınav, o öğrenme biçiminin içerisinde bulamıyoruz. Kendi eğitim sistemimizi oluşturamıyoruz. Çünkü orada herkese göre aynı sistem var ama biz onun içerisinde o yüzden dan başarılı ve yeterli olamıyoruz. Dışarıdan eğitim nasıl alıyorum ben? Onu, onu da soran olmuş. Hani, şey dedim bir önceki videoda eğitim sistemleri bana uygun değil ama biz sonraki konuşmada benim kafep hep eğitimden çalışıyor ve sürekli eğitim alıyorum. Öğrenmek istediğim bir şey dediğimde onun sorusu sorulmuş. Evet çünkü kendi öğrenme biçime göre anlayacağımı bildim şekilde eğitim alıyorum. Bu hiç eğitim alamazsınız anlamına gelmiyor. Ee, hiçbir şey öğrenemezsiniz anlamına gelmiyor. Bu sadece sizin kendi öğrenme biçiminizi bulup o öğrenme biçiminden doğru biçiminde ilerlemeniz anlamına geliyor. Mesela ben pratiklerde inanılmaz iyiyimdir. Evet didaktik olarak. Ee, öğrenemiyorum ama eylemsel olarak çok iyi öğreniyorum. O yüzden e, hangi öğrenme biçimi bana iyi geliyorsa sertifika programlarında ya da işte e, yöneldiğim eğitimlerde buna bakıyorum. Bazen onun içine giriyorum. Girdiğim zamanda da sorun yaşadığım yerler oluyor. O zaman onu bırakıyorum. Kendime başka bir yöntem buluyorum ya da başka bir eğitim buluyorum ya da o eğitimi anlatacak başka bir hoca buluyorum. Bu da çok önemli. E, mesela ilkokuldayken de bunun gibi sorun yaşardım. E, okulda öğretmenlerim ya da lisedeyken öğretmenlerimle ilgili anlattığını anlayamadığım durumlarda e, anlatma şekli bana en yakın olan bir arkadaşım da o dersi en iyi şekilde anlamış bir arkadaşımdan bana anlatmasını rica ederdim. Eğer bulamazsam bununla ilgili bir kişi bana bunu gerçekten düzgün bir şekilde benim anlayacağım şekilde anlatacak birisini bulamazsam çok fazla soru sorarak o şeyi anlamaya çalışıyorum. O durumu yani o konuyu anlamaya çalışıyorum kendi anlayacağım şekilde sorular oluşturup o soruları soruyorum. Şimdi disleksi olmak, evet problemleri beraberinde getirebiliyor, bir bozukluk değil. Ama problem yaşamayı beraberinde getiriyor çünkü sırtınızda bambaşka bir yük oluyor ve bu hayat içerisinde o yükle ömrünüzün sonuna kadar devam etmek durumunda kalıyorsunuz. Büyük avantajlı yerleri de var, büyük dezavantajlı yerleri de var. E, dezavantajlarımdan bir tanesi, mesela ben çok gerçekten çok kitap okuyan bir insanım ama bunu zevkle yapan bir insanım. Kitap okumayı inanılmaz seviyorum ve hani. E, ağır kitaplarda okuyorum. İşte psikoloji üzerine, travmalar üzerine bayağı cilt cilt kitapları okuyabiliyorum. E, ama şöyle bir durumum var. Eğer kitap okumaya ara verirsem, bir süre kitap okumazsam, kitap okumam zayıflıyor ve sorun yaşamaya başlıyorum. Okuduğumu bu sefer algılamakta yine zorluk çekiyorum. O yüzden benim sürekli kitap okuyor ve o durumu aktif tutuyor olmam gerekiyor. Zaten kitabı kitap okumayı seviyor olmam. Böyle bir durum yaşıyor olmam. Birbirlerini pekiştirdikleri için şu anda kitap okumakla ilgili bir problem yaşamıyorum. Ya da anlamakla ilgili bir problem yaşamıyorum. E ee, sadece buna ara vermemem gerekiyor. Böyle bir durum var. Yani benim her gün düzenli bir şekilde okumaya devam ediyor olmam gerekiyor. Eğer stresliysem, e, o an kendimi rahatlatamıyorsam yüksek sesle okuduğum takdirde hecelemeye başlıyorum. Hala bu durumu yaşıyorum. E, ama kendi yapmış olduğum teknikler işte nefes NLP teknikleri bu durumu hafifletmekte ya da üstesinden gelmekte çoğu zaman çok fazla işe yaradı. Başka problem yaşadıklarım sürekli kendi eğitim durumunuzu bulmanız gerekiyor bu durumda. Telaffuz etmekte çok fazla gerçekten zorluk yaşıyorum. Bazen heceliyorum böyle o kelime çıkmıyor çünkü sözel becerilerinize çok fazla yansıyor. Zaten bu öğrenme ve sözel becerileri olarak geçiyor. Telaffuzda zorlanıyorsunuz. Ama aynı zamanda şöyle durumları var. Kimsenin göremediği şeyleri siz görebiliyorsunuz. Hep başka yollar bulabiliyorsunuz. İnsanların gittiği yolların dışında hep başka bir yoldan gitmeniz gerekiyor. Bazen bu yol uzak oluyor ama o yolu bildiğiniz için insanlardan çok fazla seçeneğe sahip oluyorsunuz. Görenin artık arkasındaki şeyi görebiliyorsunuz. Empati durumu, hayal kurma durumu, normal öğrenme biçimi olan insanlara göre diyeyim onlara göre çok daha yüksek oluyor. O yüzden sanat konusunda kendimizi çok daha iyi ifade edebiliyoruz. Orada sözlerden çok eylemsel bir durum da ortaya çıktığı için şu soru da sorulmuş bana. Oyuncusun nasıl ezber yapabiliyorsun diye. Ben birebir ezber yapamıyorum. Yani orada yazanı cümlesi cümlesine kadar ezberleyemiyorum. Bu bir gerçek. Ama hiç de öyle benden bunu talep eden yönetmenlerle de çalışmadım. Bu konuda zaten anlayışlı insanlarla çalıştım. Katı değillerdi. Ee, nasıl ezber yapıyorum? Kendi tekniklerim var. Tekniklere göre ezber yapıyorum. Ezber tekniklerim var. Eğer o an o tekniği yapamıyorsam eğer fiziksel olarak ezber yapıyorum. Yani her cümleyi fiziksel bir eylem buluyorum. O şekilde ezberliyorum. Birleştiriyorum ve onun bütününü ezberlemiş oluyorum. Ee, sahne üzerinde evet ezber yapmakta zorlanıyor olabiliyorum. Ama ezber yaptıktan sonra yani sahneye çıktı Sonra herkesin söyleyeceği cümleyi ezberlemiş oluyorum. Böyle de bir kapasite arttırma var. Yani hani bütün oyunu baştan sona kadar ezberlemiş oluyorum. Bu sadece şöyle bir durum yaratıyor bende. Dediğim gibi hep öğrenme biçimine geliyor. İşte hep kendine uygun şeyi bulma durumuna geliyor İşte ezber yapmakta zorlanıyorsun ama ezberlediğin zaman herkesinkisini de ezberlemiş oluyorsun mesela Evet sorun yaşıyorsun ama diğer insanlara göre birçok seçenek görüyorsun bunu Çünkü farklı işliyor Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum İçinde bulunduğum için bu durumu nasıl bunu ifade edebilirim Çünkü benim normalim bu. Normalim bu olduğu için hayatımda bunun bu şöyle farklı böyle farklı nasıl anlatacağımı bilmiyorum çünkü sadece insanların yaşamadığı şey benim yaşadığım şeye kıyasla bunu anlatabilirim size normal geliyor bana tüm bunları yaşayamamak ya da yaşıyor olmak bu gibi durumlar yaşıyorum. Ee, öğrenme bitiminizi bulduğunuz takdirde, sizi eğlenceli ve keyifli gelecek şeyi bulduğunuz takdirde o problem olmaktan zaten çıkıyor. Ama bunu da şöyle yapmak gerekiyor. Aslında çocukluğumuzdan beri yaşadığımız bu durum, insanların bakış açısı, sanki hep biz farklıymışız ve sorun yaşıyormuşuz. Bizde bir problem varmış gibi oluyor. Yani bir aileye bile şu anda çocuğunuz diseksi dendiği zaman ne? Gerçekten mi? Falan oluyorlar. Ya bu bir problem değil ki. Yani sorun da değil aslında. Evet bir şeylerin mücadelesini daha fazla vermesi gerekecek ama biz bize öyle bir tepki veriliyor ki biz orada şey oluyoruz bizde bir problem var ve bir süre hayatınızda zaten siz yetersizlik duygusuyla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu duyguyla uğraşmak zorunda kalırken de öğrenme biçimine çok sonradan geçiyorsunuz. Şunu şöyle öğreneyim, bunu böyle öğreneyim. Aa bak ben buradan daha iyi gidebiliyorum ama çok sonradan geçebiliyorsunuz. İlk başta zaten o yetersizlik duygusu sizin içerisinde içinizde Öyle bir yer etmeye başlıyor ki bütün hayatınız neredeyse bununla mücadele etmekle geçebilir. Çünkü farklı algılıyorsunuz, farklı anlatıyorsunuz. E, bu insanlar karşısında bazen normal görünmüyor. Yani şimdi burada bunu tekrar yapıyorum diyorsunuz, tekrarlıyorum diyorsunuz. Niye bu kadar zor diyorsunuz? Ne zaman ki bunların üstesinden gelmeye başlıyorsunuz o zaman hayatınızda bu zaten daha e, minimum seviyede sizi etkilemeye başlıyor. Ama bu egzersizleri, yani ben kendi egzersizlerimi sürekli yapmak durumundayım. Yap, yapmadığım takdirde yine e, her zaman merdivenlerden inmekte, okumakta problem yaşayacağım ve yaşıyorum. Bu problem hayatım, ya yani bu problem dediğim şeyler hayatımda bir kere yaşadığım, iki kere yaşadığım şeyler değil, her gün yaşadığım şeyler oluyor. Hani evet hayatınızda belki bazı anlarda siz de yer yön duygunuz zayıflıyordur, sağ sol karıştırıyor olabilirsiniz, zihniniz yorgun olduğu zaman e, konuşmakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Durum şu, bunu her gün yaşıyorsanız, sürekli yaşıyorsanız isterseniz oraya bakın. Ben bu durumu öğrendikten sonra zaten yaşım benim, ben bayağı geç bir yaşta öğrendim. Bunu öğretmenlerim fark etmedi. Artık nasıl bunu kapattım mı, üstesinden o yaşlarda mı gelmeye çalıştım bilmiyorum. E, niçin bu kadar geç öğrenildiğini. Zaten bu son 5 yıldır falan, 5-6 yıldır ya da benim algım artık orada olduğu için dikkatimi çekiyor. Öğretmenler tarafından da daha net bir şekilde biliniyor. Benim, benim ilkokul zamanlarımda çok fazla bilinen bir şey değildi zaten bu. Ee, i̇şte böyle bir durum oluyor. Anlatırken zihniniz birden duruyor. Ne anlatacağını bilemiyor. Bu videoyu kesmeyeceğim. Ee, gerçekten <laughs> Nasıl durumla karşılaştığımı daha net görebilirsiniz bence. Böyle, bu gibi şeyler yaşıyoruz biz e, hayatımızda. <laughs> Şimdi bu disleksi en çok kiminle bilindi? Einstein'la bilindi. Einstein de disleksi ve işte onunla da ilkokulda aptalsın denmiş. Ama kendi yöntemiyle şu anda en dahi <laughs> olarak biliniyor dünya üzerinde. Da Vinci de vardı, Agatha Christie'nin de vardı. Böyle anlatınca o kadar havalı geliyor ki bu disleksi olmak. Hmm, bak onda da vardı, bu böyle dahilerde de vardı diyorsun. Ama gerçekten hayatında, hayatın boyunca, ömrünün sonuna kadar seni zorlayacak bir durum oluyor bu. Üstesinden geldiğin takdirde sorun yaşamıyorsun ama sürekli bu senin ömrünün sonuna kadar devam edeceğin devam edecek bir durum. Bunda iyileşme söz konusu değil çünkü bir hastalık değil. Bunun tekrar altını çiziyorum. Bu bir hastalık değil. Sizde de varsa, çocuğunuzda da varsa kendinizi iyileştireceğim diye hırpalamayın. Çocuğunuzu iyileştireceğim diye hırpalamayın. Daha da Onda yetersizlik ve sorun varmış algısı lütfen lütfen uyandırmayın. Çünkü bu böyle bir şey değil. Aksine belki de çok dahi bir çocuğa sahipsiniz. Çünkü bu e, IQ seviyesi normal ve normalin üstündeki insanlarda görünen bir şey. E, belki de öyle bir yöntem bulacak ki kendini hayat içerisinde Gerçekten o şeyin profesörü olabilecek. Yani eğitim sistemin içerisindeyken algılıyoruz çocuklarımızı, başarı notlarıyla algılıyoruz. E, ama bu değil, bu değil. E, şu an mesela benim dışarıdan bakan, bana dışarıdan bakan, yaptıklarımı gören, okuduğum şeyleri gören insanlar mesela disleksi olduğuma inanamıyorlar. Gerçekten mi? Şeyi algılayıp algılayamıyorlar. Hem okumakla ilgili problem çekip hem nasıl bu kadar okuyorsun. Eğitimle ilgili problem, yani öğrenmekle ilgili problemse bu. Nasıl bu kadar fazla eğitim alabildin? Çünkü kendi yöntemim var artık hayatımda. Kendi yöntemimle yapabiliyorum bunu. Bütün mesele kendi yönteminizi bulabilmek. Bu yöntemi bulduğunuz takdirde Evet, ben her gün kitap okuyorum ve şu an arkamda gördüğünüz birçok kitabı hatta neredeyse hepsini okudum. Ya bununla ilgili bir problem yok zaten. Bu şey de değil yani bu kadar zekiyim, şu kadar zekiyim demek de değil. E, bu sadece benim be beynim böyle işliyor, benim beyin yapım böyle. Bu kadar. <laughs> bir de şöyle bir problem doğuruyor. Sanırım videolarda da bu problemi çok fazla yaşıyorum. E, konuştuğunuz zaman sonunu getiremiyorsunuz. <laughs> Zaten kelimelerle, cümlelerle ilgili bir problem olduğu için konuşmanın sonu gelmiyor. Zihin onu bir türlü bitiremiyor, bir türlü kesemiyor. O yüzden o kelimelerin, o konunun içerisinde böyle boğulmaya başlıyorsunuz. Ee, bunu minimum seviyeye indirdim hayatımda. Ee, en azından bakıyorum ki işin içinden çıkamıyorum. Evet, anlatacaklarım bu kadar diyorum. Çünkü anlatacaklarım o kadar oluyor. O şekilde de bırakabiliyorum. Ee, şimdi aklıma gelen sorular bunlar. Bu videonun gerçekten profesyonel değil, bu videonun tamamen doğal olmasını istedim. Hiçbir tarafına dokunmayacağım videonun... Ve bu şekilde yayınlayacağım videoyu. E, o zaman anlarsınız bence. Ya da anlaşılır. Umarım. <laughs> Ümit ediyorum. E, daha fazla detayı internetten almak isteyebilirsiniz. Ama çok fazla yanlış bilgi de var orada. Ve oradaki bilgiler sadece çoğunluğa yine hitap ediyor. Ama sizde belirtileri daha az olabilir. Bir uzmandan destek alın di diyorum. Ama şöyle bir durum var. Ben mesela çok geç bunu anlatıyordum. Demin unuttuğum şey. Ben çok geç öğrendim. Çok geç fark edildi. Nasıl fark edilmediğini anlamadığım noktada. Ee, bir psikolog buldum diseksiler üzerine çalışan bir psikolog buldum ona gittim ee, ama o mesela şey dedi artık sen zaten 26 yaşında oldun bu bir hastalık ve tedavi olmadığı için çalışamayız seninle dedi çünkü bu aslında çocuklarla çalışıyoruz. Çocuklar bu durumu bilmedikleri için ve velilerde de panik olduğu için çocuklardaki o stresi azaltıp çocukları rahatlatıp kendi özgünlüğünü ortaya koyabilmeleri için çalışıyoruz dendi. o yüzden seninle çalışabileceğimiz bir durum yok bundan sonrasını sen kendin yapmalısın dendi bana. ama o onunla konuştum. Bir işte ilkokul öğretmeni buldum. İşte siz okulda nasıl anlıyorsunuz disleksileri? Belirtiler neler? İşte ben bu gibi problemi yaşıyorum dedim. Onunla bir şeyler yaptık ve o da söyledi. Yani disleksi olduğum garantilendi benim. Bunu böyle bu belirtiler bende var. Ama ben disleksiyim. Zaten bak çok da güzel insanlar da oluyormuş bu <laughs> diye bir durum söz konusu değil. Ben bu bana disleksi olabilirsin diye anlaşılıp söylendiği zaman gerçekten bununla ilgili çok fazla kişiye danıştım. Disleksi Vakfı ile görüştüm mesela o zamanlar vardı. Şu an hala var mı bilmiyorum. Disleksi Vakfı ile görüştüm. Onlarla konuştum. Evet böyle bir durumum söz konusu benim. Ama bu bir hastalık olmadığı için sürekli bunu tekrar ediyorum. Ve sürekli bunu tekrar da edeceğim. Bu bir hastalık değil. Vah vah ah ah diye bir durum değil. Ee, bu örneği e, şey için vermiyorum. E, bakın bu kadar şahaneyiz gibilerinden bir yerden söylemiyorum. Ama gerçekten Einstein'da ve Da Vinci'de Bunlar okul hayatı boyunca aptal diye nitelendirilmiş, problem var diye nitelendirilmiş, algısı düşük diye nitelendirilmiş insanlar ama kendi e, alanlarına baktığınız zaman gerçekten deha olarak gözüküyorlar. Yani e, böyle bir dünyanın içerisindeyiz. O yüzden Sadece farklı. Farklı düşünüyoruz. Farklı da değiliz. İnsani olarak aynıyız ama farklı düşünüyoruz. Empati özelliğimiz çok yüksek oluyor. Ee, i̇nsanlar mesela normal yolu görüyorsa biz bayağı tersten gidiyoruz. O tersten gidiyor olmamız da bizi hayatımızda başka seçenekleri çıkartıyor. Başka seçenekleri görmemize sağlıyor. O yüzden sanat alanında görünenin görünenden başka bir şeyi yaratımını yapabiliyoruz. Yaratıcı özelliğimiz çok yüksek oluyor. Çünkü o beynin işte işlev yapısı, o farklı işleyişinden bambaşka şeyleri görebiliyoruz. Hayal dünyamız inanılmaz gelişmiş oluyor. Bu gibi durumlar yaşıyoruz. Biraz karışık video mu oldu bilmiyorum ama sorunuz varsa yine sorunuzu yöneltirsiniz ve video çekebilirim ben. Bunu gerçekten hiç dokunmadan hiç e, şunu şöyle anlatayım, bunu böyle anlatayım, şu şöyle olsun demeden çekmiş olduğum dümdüz bir video. <laughs> Umarım faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili you